Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda logaritma konusuyla alakalı komutlardan bahsetmek istiyorum. Bu komutların hepsini ben liste içerisinde şöyle not aldım. 7 farklı komut var. Giriş alanı da üste taşıyalım. Logaritma fonksiyonunun grafiğini çizdirmek istediğinizde veya kullanmak istediğinizde direkt giriş alanına log yazıyorsunuz doğal olarak. Karşınıza çıkan farklı ifadeler ne anlama gelir? İnşallah şu an onları anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğünce. 4 farklı komut var. 4'ünü de ben sağ tarafa aldım. Ayrıca bunların dışında LG, LD gibi komutlar da var. Ve LN, LN doğal logaritma fonksiyonu. Bunlar da dahil 7 farklı logaritma için hazırlanmış komut var GeoGebra'da arkadaşlar. Sıklıkla logaritma fonksiyonunun genel halini şu en üstteki metinle yapabileceğiz. Logaritma b tabanında x demektir bu. B'nin yerine mesela 3 yazdık. 3 tabanında. X'in yerine de diyelim ki x artı 1 yazdık. Logaritma 3 tabanında x artı 1 fonksiyonu oldu. Şöyle enter'a bastığımızda da grafiği otomatikman çıkıyor. Fonksiyon için bir ismi kendisi veriyor. Sağ tarafta da bizim yazdığımız fonksiyon duruyor. Eğer logaritmayı e tabanda, 10 tabanda veya herhangi bir tabanda kullanmak istiyorsak yine bu komutu çok rahat kullanabiliriz. ln fonksiyonunu yazacağız mesela. Taban e. Buraya e yazıyorum. E tabanında mesela yine x artı 1 olsun. Şimdi tabanı e yaptı. Bu da ln fonksiyonunun grafiğini çizdirmiş oldu. Log x bu bizim matematikte kullandığımız 10 tabanındaki fonksiyon değil arkadaşlar. GeoGebra'da log x komutu e tabanındaki logaritma fonksiyonunu temsil ediyor. Yani bu bir doğal logaritma fonksiyonu. Log x yazdığınızda otomatikman program bunu ln x'e çevirecek. Şöyle hx fonksiyonu ln x fonksiyonu oldu. Buradaki gibi. İkisi şu üstteki x artı 1 olduğu için bir birim kaymış durumda. Ama ikisi de aynı şey. Bu şekilde üst üste duruyorlar. Evet. ln x ln yazdığınızda otomatikman çıkıyor. Enter'a basarsanız gelir. 10 tabandaki logaritma fonksiyonunu isterseniz LG ile yazabilirsiniz. LG x olsun. Bu 10 tabandaki logaritma fonksiyonu. İsterseniz de log 10 yazdıktan sonra fonksiyonu girersiniz. Bu da yine 10 tabandaki logaritma fonksiyonu oluyor. Ben şöyle puntolarını biraz büyüteyim. Bu log 2 tabanında logaritma fonksiyonu. Şöyle. Bu da yine 2 tabandaki logaritma fonksiyonu anlamına geliyor. LDX yapalım şöyle. Bu şekilde. Evet. İstediğimizi kullanmak için buradan gösterebiliriz. Hatta ben size bir kısa yol daha söyleyeyim. Şu an fonksiyonumuz burada. Fonksiyon seçili. Shift'e basılıyken yön tuşlarını hareket ettirmeyi deneyin. Mesela sola basıyorum. Yön tuşu. Sola bastığımda x'i artırıyor. X arttığında kayma nasıl olur diye böyle anlatabilirsiniz. Kontrole basarsanız kaymayı daha hızlı yaptırır. Daha ideal gibi. X arttığında ne olacağını anlatıyor. Yani buraya bir parametre eklemenize gerek yok. Yön tuşu yeterli. Üste bastığınızda fonksiyonu artırıyor. Bu şekilde alta bastığınızda da azaltıyor. Sağ, sol, üst, aşağı. Evet. Neyse. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.